Neredeydi Kenan? Karıştık ama. Tbilisi. Batum'dan Tiflis'e geçtik. Trenle 5 saat sürdü yaklaşık. Bolt çağırdı. Burada Bolt güzel işliyor. Yani ne yazıyorsa onu ödüyoruz. Şu anda da Türk kahvesi yapıyorum. Ne dediğimi bilmiyorum. Dünya var küçücük, ay var. Bazı yerler soruyor, bazı yerler sormuyor. Süremiyorsun ki biraz daha. Yapıştır, yapıştır. Şimdi balon da yapışmamış. Şuradaki yuvarlak Teletubi evi de hiç yakışmamış. Çok Gürcistan genelinde gezilecek yer var ki. Çok güzel mağaralar, doğal yerler var. Güzel duruyor şehrin katıklığında. Emre? Sevgili dostlar, sevgili dostlar merhaba. Biz bugün Pantheon'a gidiyoruz bu sabah. Şey diyeceğim, biz bunu orada mı anlatsak acaba? Burada anlatmamız saçma. Arkadaşlar şu anda gitme yolunda olduğumuz için ben kısa bir özet geçmek istedim. Orada görüntüler gelecektir ekranlarımıza. Sen yapacaksın bu işi ha. Evet, George Church. Yukarıda da kredi ihtiyacıma göre 1000 nakit verdi bana. Arkadaşlar burası Tiflis First Public School.
Gördüğünüz gibi yine üzerinde Avrupa Birliği bayrağı var. Avrupa Birliği'ne girmek için her türlü hazırlık burada tamamlanmış durumda. Ebrar Özdemir yerinden belirtiyor. Arkadaşlar görüyorsunuz gideceğimiz yer orada. Aslında buradan direkt geçebiliriz ama burası Avrupa Birliği'ne gireceği için ve burası medeni bir ülke yolunda, olma yolunda gittiği için şimdi yer altından geçmemiz gerekiyor. Yoksa ceza yiyoruz turist de olsak. Şimdi tünelden geçiyoruz. Sesini çıkarmayacağım mı? Yok, terliyorum zevkler. Mithatsin Minda Panteonu'na geldik. Yol bayağı bir yokuşlu. Buraya insanlar taksiyle geliyorlar. Biz yokuş çıktık. Çamca Tepesi gibi düşünebilirsiniz. Şurada da TV Kulesi var. Çamca Tepesi'nin yolu gibi düşünebilirsiniz. Ünlü yazarlar ve public figürlerin mezarlarının olduğu yer. Panteon Yunan, eski Yunan ve Roma'da tanrıların mezarları anlamına geliyor. Aktaracaklarım bu kadar. Evet, sendeyiz. Bethlehem Street Stairs merdivenlerinden çıktık. Burası da Upper Bethlehem Church. Burası Katlisteda. Bakıyorum. Böyle olmaz. Seri anlat. Katlisteda'ya tırmanan merdivenler. Katlisteda Gürcüce anne demek. Katlisteda da bunu yukarıda anlatacağım. Katlisteda'ya gelince. Ama burası meşhur bir merdivenler. Yol da çok güzel. Sokaklar da çok güzel. Buraya tırmanma merdivenleri. Az sonra devam. Ben birazcık Wikipedia'da çalışacağım. Sabah gittiğimiz yer Panteonların olduğu. TV Kulesi'ne çıkan ve Panteon'dan geçen bir teleferik var. Bu heykelin adı Kartlisteda heykeli. Deda Gürcüce'de Kartlis'in annesi anlamına geliyor heykelin. Gürcistan'ın ulusal kıyafetlerini en iyi sembolize eden heykel olduğuna inanılıyor. Kendisi heykelin kendisi Gürcistan ulusal kıyafetlerini giymiş durumda. Bir elinde kılıç, bir elinde şarap kasesi bulunuyor. Düşman olarak gelenlere kılıçla, dost olarak gelenlere şarapla yaklaşıyoruz biz gibi bir mesaj veriyor. Gürcistan SSCB'den ayrılmadan önce 1558'de kendisi kuruluyor. Bir dakika. Pardon, 1958'deymiş arkadaşlar. 1558'deymiş. Gürcistan'ın 1500. Tiflis'in kuruluşunun 1500. yıl dönümünde yapılıyor kendisi. Evet, sendeyiz Emre'cim. Nasıl ya 1500? Thank you.
Chronicle of Georgia, Gürcistan günlükleri. Hiçbir zaman bitmemiş burası. Yapılmaya aşamasındaymış sürekli. Sanırım nüfus devam ettiği için bitmemiş. Eskiden Tiflis ince uzun şekilde nüfus yayılıyormuş. Zaten böyle nehrin, Kura nehrinin etrafından. Bu da tam olarak Tiflis denizinin böyle haritada en başında duruyor. Nüfus yetersizmiş o zamanlar. Böyle bir bilgi var Wikipedia'da. 1985 yılında yapılmış burası. Üst kısımdaki tasvirler krallar kraliçeleri anlatıyor. Aşağı kısımdaki tasvirlerde insanın hayatını anlatıyor. 16 tane sütun var. Yaklaşık 30-35 metre yükseklikte. Bölgede yaklaşırken çok net bir şekilde yukarıda görebiliyorsunuz. Bir merdivenlerin üzerinde duruyor. Her açıdan gözükecek şekilde yapılmış ve burada da bütün şehri görebileceğiniz bir manzara var çok yüksekte. Aktaracaklarım bu kadar. Aşkım şu an yapıyorsun kameralara ama bir tanesini ben taşıyacağım. Emrah. Niyazavut İlya. Niyazavut Ebrar. Emrah. Ebrar. 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 Yes. Klasik kayda girmemiş. Güzel bir ortaçağ şehri diyebiliriz. Hiçbir şekilde yapısı bozulmamış. Ortaçağ o tuğla yapı, işte yerlerdeki o taş yapılar restore edilerek korunmuş. Fotoğrafa bakıp birebir aynısını yapıyormuş Tiflis Belediyesi. Tiflis Belediyesi. Evet. Ama tabii yani Kura Nehri'nin etrafından uzaklaştıkça apartmanlaşma başlıyor. Evet, öngörüm herhalde. Gökdelenleşme başlıyor. Orada öngörüm herhalde. Bütün bu gezilecek yerlerin olduğu yer, hepsi birbirine yakın, hepsi puzzle gibi. Yere gittiğinde diğer taraftaki yapıtı görüyorsun. Çok güzel dizayn edilmiş şehir. Tabii. Kaç günde gezilir dersin? Kaç? 3 gün değil mi? 4 gün bizim gezdiğimiz ideal. Yani çok ayrıntılı gezersiniz. Bence bir gün daha ekleyebilirsiniz yani. Evet, biz çok uzaktaki yerlere gitmedik. Tabii, çok uzaktaki yerlere gitmedik. Yani araç kiralamadık zaten. En uzaktaki yer Chronicle of Georgia. Merkezden gittik evet. Oraya da. Kaç, yarım saat falan sürdü. Yok, trafik de vardı biraz gerçi de. 7 kilometre için. Oklo 12 lira verdik. Ekonomisini seçtik bu arada. Biz son güne bıraktık en uzaktaki yere. Dönüşü de oradan havalimanına geliriz taksiyle diye düşündüm. Taksiyle yaptık. O da ne kadar tuttu? Bolt'la. Bolt'la. O da 25 tuttu. Evet. 7,5'la çarpmıştık. Ya son günü sadece şeye ayırdık. En uzaktaki yere gitmeye ayırdık. Orası da en güzel yerdi bence. Bence de güzeldi. El değmemişti yani böyle yakınında uzağında şey yoktu, bina falan yoktu böyle. Batum'la biriyle tanıştık ha, evet, son abla. Akşam. Gürcü ablayla. Gürcü biriyle tanıştık, Türkçe bilen. Konsolosluğunda ücretsiz Türkçe eğitim veriyorlarmış ve Türkçesi çok iyiydi. 6 ay sadece eğitim almış. 6 ayda bayağı güzel öğrenmiş yani. Dünyanın 14 alfabesi vardı değil mi? Bunlardan bir tanesi. Gürcü alfabesi ve Gürcü alfabesi başka hiçbir dilde yok yani. Direkt sadece Gürcüler kullanıyor. Başka tabii. Hiçbir millet kullanmıyor. Ama dedik kolay aslında. Mesela telefon mesajlarına şey de geliyordu. Latin alfabetli hali de geliyordu aslında. Hani bir kendi özel... O da işte yazıldığı gibi okuduğu için öyle. Yani kadın kendi dili için İngilizce bence daha zor dedi ama ben zannetmiyorum da. Çok fazla turist var. Ben Hintli ve Asyalı çok gördüm. Evet. Rus da. Rus zaten çok var. Bu arada şey yani Rus demişken... Bir şey vardı galiba, Rusya'ya karşı demeyeyim de, Putin'e karşı da çok aslında. Her yerde neredeyse Ukrayna bayrağı var. Evet, o esnaflar basmışlar. Yani şey, devlet dairelerini. Şey hissediliyor yani, insanlar hani çalışanlar şeyler, Avrupa Birliği'ne girmek istiyor bence. Yani Rusya'yı daha iyi tanıdıkları için ya bizden, tabii, bizden daha iyi hani için. Biz onların zulmünü görmedik, ondan daha iyi tanıdıkları için Ukrayna'nın daha fazla yanındalar. Daha çok olayın farkındalar, idrakındalar evet, savaşı. Biz yanlış mevsime gitmişiz, yazın gelinleri herkes. Hava çok garip ama bir evet, sıcak, bir soğuk. Yani ilk geldiğimiz gün montla üşüyorduk, şu anda montu valize kaldırdık. Çok garip yani, sripte terliyoruz hani. Dün Nevruz'du ya, evet. Bir anda bahar geldi evet. Sanki, önceki gün kıştı. Böyle bastılar şimdi. Yemeklerini konuşmadık hiç. Yemekleri... yemekleri geldi. Üzdü mü seni? Üzdü yani. Biz mi daha iyi bir yerinde yemedik acaba diyorum hani daha iyi yeri daha mı iyi yapıyor acaba ama her şans verdiğine hüsran bence yemeklere. Pizzamsı bir şey söyledik içinden bakla soğan karıştır püresi bakla püresi çıktı yani et gibi gözüküyor içinden bakla püresi çıktı ondan iki kere alma gafletinde bulunduk. Ya çok kötü değil yemeklere ama bizim damak zevkimize çok uymadı. Aso. Evet. Ben de. Görüşmek üzere. Hadi gidelim. Hadi gidelim.
Ah, kayda girmemişim.